عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp aytadı. Ey agah bolinglar deydi. Ey agah bolinglar ki men sizlarni ruku hamda sajda paytida Qur'on o'qishdan qaytaraman. Va inni nuhitu men o'zim qaytarildim dedi Peygamber aleyhissalom. Men o'zim qaytarildim ruku hamda sajda holatimda Qur'on o'qimoqlikdan. Ammo rukuda esa Rob taoloni buyuk ekanligini sifatlarini aytinglar. Ammo sajdada esa duoda mahkam turinglar, ya'ni tirishinglar. Ana shu paytda duolaringiz qabul qilinishlikka munosibdir dedi Payg'ambar alayhisalom. Bu hadisdan oladigan paytimiz, foydamiz biz sizlar bilan hozir ruku hamda sajda o'rinlari haqida gaplashyapmiz. Ruku bilan sajdada turgan paytda Qur'on o'qishlik mumkin emas. Payg'ambar alayhisalom nima deydi? Qaytarildim. Kim qaytaryapti? Alloh taolo qaytaryapti. Demak, ruku bilan sajdada Qur'on o'qishlik mumkin emas. Bir odam Qulhu Allohni o'qisa, ya inna atoynani o'qisa, Qur'oni Karimda mumkin emas ekan. Rukuda nima qilish kerak ekan? Allohni buyuklashimiz kerak ekan, ulug'lashimiz kerak Allohni. Mana bu oyat tushgan edi Payg'ambar alayhisalomga Sabbihisma rabbikal azim degan oyat tushgan paytda Payg'ambar alayhisalom ij'aluha fi ruku'ikum dedi. Buni rukungizlarda qilinglar dedi. Sabbihisma rabbikal azim, ya'ni buyuk Rabbingizga tasbih eting, poklang degan oyat tushdi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimni ma'nosi buyuk Parvardigorimni, buyuk Allohni kan har qanday aybu nuqsonlardan, kamchiliklardan poklayman degan. Keyingi bir oyat tushgan paytda Sabbihisma rabbikal a'la oyat tushgan paytda Payg'ambar alayhisalom ij'aluha fi sujudikum. Buni endi sajdangizlarda qilinglar dedi. Subhana rabbiyal a'la. Buyuk, ulug', oliy Rabbimga har qanday kamchiliklardan poklab turib tasbih etaman, ya'ni poklayman degan ma'noni bildiradi. Rukuda Allohni ulug'laymiz. Sajdada esa, sajdada Payg'ambar alayhisalom mana bu hadisda aytdiki, tirishinglar dedi duoda. Qattiq harakat qilib qolinglar dedi. Ana shu paytda qabul bo'lishligi munosibdir dedi. Endi qaranglar. Ruku qilgan paytimizda faqat Alloh subhanahu va taologa ulug' sifatlarini o'rtaga qo'shamiz. Masalan, subhana robbiyal azim deb turib. Endi sajdaga qaytadigan bo'lsak, sajdada ko'p duo qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom hadisi borki, bandani Allohga eng yaqin holati sajda holatidadir deydi. Eng yaqin payti sajda holatida ekan. Demak, sajda paytida biz Alloh subhanahu va taologa juda yaqin bo'lar ekanmizki, yaqin bo'lgandagi so'rashimiz kerak. Savol tug'iladiki, nimani so'raymiz degan. Nimani so'raymiz? Kimga nima kerak bo'lsa shuni so'raydi. Savol tug'iladiki, mana shu so'rashlik arab tilida bo'ladimi yoki bo'lmasa har kimi o'zini tilidami? Bu haqida ulamolar o'rtasida har xil fikrlar bor. Birinchi, Qur'oni Karimni tarjimasini namozda o'qiladigan bo'lsa, namoz botil bo'ladi. Masalan, Mehribon va Allohning nomi bilan barcha maqtovlar Allohga bo'lsin. U Mehribon va Rahimdildir. Qiyomat kunini poshchasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina madad so'raymiz. Bizlarni o'zing to'g'ri yo'lga boshlagin. Ne'mat bergan kishilarni yo'liga boshlagin. Adashgan hamda g'azabinga uchragan kishilarni yo'liga boshlamagin. Qaysi sura? Fatiha surasi emas. Fatiha surasini so'zlarini ma'nosi. Fatiha surasi emas.
Demek ana şunu tercüme kılıp durup aytkin ey Muhammed aleyhisselam, Allah yeganadır. O hiç nesine muhtaç emastır. Başkalar onga muhtaçdır. Tuğmagan, tuğulmagan ve onga biron bir zat teng kela olmaydı degen. Qaysi suranın manası? İhlas surasını. Şunu etip durup Allah büyüktür. Allah kattadır deyip durup rükuga ketsek. Yani Allah akbar degen. Bolalı mı, bolmaydı mı? Bolmaydı. Kur'an-ı Kerim'in tercümelerini aytıp namaz okuşluk, namaz bolmaydı. Şunerli ya. İkinci tercümeye köşedigen bolsak namazın içindeki vacip bolgan sözlerin hem tercümesini etmeyimiz. Mesela kaysa ameller vaciptir namazda. Allahu Ekber dedikten sananı etmeyiz. Sananın özbekçesini etsek bulmaydı. Ya ki olsa ettehiyyatın özbekçesini etsek bulmaydı. Ya ki salavatın özbekçesini etsek bulmaydı. Şimdi bizlere kalletti ki şu vacip bulmadan zikirler var. Vacip bulmadan zikirler var. Şu vacip bulmadan zikirlerin tercümesini etsek ki mesela rükuda Subhanallah Rabbiyel azim, azim deyişlik ya secdede a'la deyişlik. Vacip mi, vacip emez mi? Vacip emez. Vacip emez. Ne deyip kaytardı? Ha onu kaytıp edilir biz hazır. Karanlar, ana şunu Subhanallah Rabbiyel azim mi? Özbekçesini etsek bu olalım mı? Bu muydu mı? He? Kur'an'ını tercüme kımaymış. Vacip olan dualarını tercüme kımaymış. Ama Subhan Rabbiyel azim deyişlik ya Subhan Rabbiyel a'la deyişlik bu müstehem, bu sünnet emelliğe kirer. Bunu tercüme kısak mı olalım mı, olmaydı mı? Özünü şu halatta kaldırganımız yaş. Subhan Rabbiyel azim bir adam bilmeydiğin bozu, bilmeydiğin yeni kirgen adamga tercümesini et koyup et tur dediğin bozsanız namaz boyurad. Buzulmaydı. Şunerli ya. Bizlerge en kerehcayı bana bu duada kattık hareket kınlar dedi ya. Şunla peşenamızı tek küsüktegin kap gettik. Secdede. Ana Subhana Rabbiyel a'la deyip üç mertte ettiniz. Ana undunki yağa devam ettiriyorsak bu oladı. Ana özünüzü tilinizde. Bazı alımlar mutlaka bulmaydı degen. Bazıları makruh boladı degen. Bazıları makruh boladı degen, lekin bazıları ruhsat bergen, mana şularınki hakikatka yakınlar. Çünkü Allah Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Bir adamını Allah Teala kolundan kemeydigen takatından taşkarı nerseye teklif kumaydı, buyurmaydı diyen söz. Bir adam özü Arapça bilmese, o secde kıptırıp, namaz okutturup, bir ihlas bilen birileri soraydıgan derseleri buladığım olsa, bunda nimet olsun durdu. Secdesi ki peşanasını şunda koysun takın, özünü tilide, özü beyan çünedigen tilde sorasın. Bu Arap dilini bilmediği adamlar için. Arap dilini bilip durup, özünü tilide soraşlık mümkün emez. Şunerli ya, lekin Arapça bilmediğim olsa, özünü tilide başını secdeye koyu alattığın Subhana Rabbiyel a'la deyip üç merti etkendin ki ana sonra verir. Benim olan ruhsat. Peygamber aleyhisselam etti ki bana Kur'an tercümesizdir hakkında Kur'an'ını özünü okuş gerek. Doğru mu? Veya ki bu olsa dualarını buluş gerek de bana bir yerde duada Arap dilde olsun demedi ki duada müstahkem yapıp tırışınlar dedi. Köp dua kılınlar şu yerde kabul kullanılan münasip olun şu yer bulan dedi Peygamber aleyhisselam. Demek biz secde kılan peyitte özümüzde, tilimizde, kılıçlıkta hiç kanday manilik yok. Bir kitapta okumasanızlar, bu maydi dediğin söz bulsa, ben sizlerge aldıraktan etkoyu yapmam. Üç kıl gap var. Bazıları mutlaka bu maydi degen, bazıları makruh boladı degen, bazıları boladı degen. Şu boladı degen alımlarını, sözleri hakikatka yakırrah boladı. Demek köp dua kılışımız secdede, Allah'ın Subhanahu ve Teala'dan soraşlığımızdan bizden buran bir nerse tosup kamasakken, köp soraşlığa hareket kılışımız gerekken, ilacı basıp bir saat durunlar, bir yarım saat durunlar, yarım saat durunlar, 15 minut durunlar, Allah'ın Subhanahu ve Teala'dan hacatınızlar yok mu? Koyunlar, hatta inki tabi illerinin içi de seccat degen lakap koyuyken bir kişi var idi. Seccat degen köp secde kılıcı degen.
peshanasi tuyani tizzasiga o'xshab ketgan ekan. Shunchalik ko'p sajda qilganlikdan peshanasi tuyani tizzasiga o'xshab ketgan. Shundoq bir olimlar bo'lganki, sizlar bilan tobiiylarning hayotida ilgari gaplashganmiz. Allohu akbar deb namozga kirib sajdada qolib ketib turib tunda. Tunda sajdada qolib ketgandagin tong bo'lgan paytda ham sajdada turgan, 2-3 marta uxlab turgan. Qarasa hali sajdada turayotgan. Asma binti Abu Bakr, Abu Bakrning qizi bir oyatni o'qib yig'lab turayotganda bir odam borib bozorga borib qaytib kelsa hali ham shu holatda topgan. Demak, namozning ruhi yo'q bu yerda. Iloji bo'lsa tezroq o'qisak-da, tezroq ketsak. Tezroq televizorga borsak-da, yoki bo'lsa tezroq ko'rpaga kirib ketsak. Yoki tezroq eshikka chiqib ketadigan bo'lsak. Va hokazo shunga o'rganganmiz. Namozlarimiz hech bir uyga kirib bemalol bir yarim soat bir yig'lab o'qishni o'rganmaganmiz. Mana shu musulmonlarning ishi bo'ladi. Mana shu namozning xushusi ruhi shundan bo'ladi. Uzun uzun sajdalar bilan uzun uzun namozlar o'qishlikka harakat qilish kerak. Bir odam uzun sura bilmayman desa, bismillah uzun duolari bor. Hojati yo'qmi? Nima kerak bo'ladi bo'lmasa sajdada so'rasin. Tuzini ham sajdada so'rasin nafl namozlarda. Ammo farzda so'raymizmi degan savol tug'iladigan bo'lsa, farzda shu subhana robbiyal a'la bilan cheklanganingizlar ma'qul bo'ladi. Ammo farzdan boshqa nafl namozlarda, sunnat va vitrlarda bemalol ruxsat bo'ladi.